Ne bu? Bilemedim. Ya buranın kedisi böyle olur zaten de. Evet. Hepinize günaydın. Kahvaltıya geldik şimdi. Westport diye bir mekan. Biz bir bakalım bulalım da tekrardan açayım. Otoparka girmemiz gerekiyormuş. Hı. Otoparktan turuncu alana doğru. Şurada bak turuncu alan. Evet. Oraya doğru gitmemiz gerekiyormuş. Bu mekan rezervasyon yapmıyor. Rezervasyonsuz direkt gelebiliyorsunuz. Kahvaltı da kaçta başlıyordu? 10'da mı? 10.30. 10.30'dan 2-3'e kadar veriyorlar. Hı. Spora gideceksen burada bilgi alabilirsin bak mesela. Ben alabilirim. İptal ederim bunu. Gezelim mi bugün burayı, ister misin? Bak gördün mü, kuaförü falan da var. Her şey var. Yani burası club işte, club. Orası şey club. Buradaki bir tarafta bence. Karşısı şurası mı? Ama çıkışta şey, kuaföre bakalım tamam mı? Wow. Evet, fotoğraftaki böyleydi havuz başı. Karşısında. Ama dış alan kapalıymış. Normalde yaz ayı o zaman buralarda masalar oluyor. Buralarda yemek yeniyor akşamları. Mesela daha güzel bir atmosfer. Yalnız burası düğün salonu da olurmuş. Burası Ataşehir'de, evet. Nereye oturmak istersin? Her yere oturabiliriz. Ama güzelmiş burası. Wow. Şurası daha iyi o zaman. Şöyle. Şöyle bir yer mekan. Mekanın içi. Ama iyi, üşümeyiz. Kahvaltımız geldi. Tamam, ama elimi aldım aşkım. Ama salon çok güzel. Aşkım mekanı kapattı. Kimse yok. Sadece biz varız. Burası açıldı. Ne kadar oldu ki? Yeni mi açıldı sayılır? Çok geç değil burası. Ha. Bu benim gözlüğüm sana kaldı. Unutma ya. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Shape Club burası. Burada işte şey yapabiliyorsunuz. Yani bütün gününüzü geçirebiliyorsunuz. Sporunuzla kapalı yüzme salonu var. Sonra kapalı havuzla, açık havuz. Aynen. Ondan sonra kuaför var. Yemek var. Yeri var. %25 indirim oluyor. Orada aynen. Buraya club'a kayıt olanlar %25 indirim oluyormuş. Club'a gezeceğiz. Club hakkında bilgi alacağız. Oraya falan gezeceğiz. Belki duruma göre Batuhan... Şu an spora gittiği yerden ayrılır, buraya kayıt olur. Belki ben de olurum diye. Şimdi şu arabaya takılan, cama yapışan şeyden aldık. Telefon için onu deneyeceğiz. Halen daha stres oluyor. Olacaksın tabii ki. Trafik stresli bir olay. Basit bir olay değil. Şimdi spordan o... Club'dan sonra, kahvaltıdan sonra Paladium AVM'ye gelmiştik. Ayşe annemlerle burada işte görüştük, kayınvalidemlerle. O da bana hediye almış. Saat çok güzel. Onu yaptırdık, ayarladık bileğime göre. Çok şık, çok zarif. Şimdi Akasya AVM'ye gideceğiz. Hadi bakalım. Ama hala da araba kullanırken şey oluyorum. Hadi bas bakalım. Stres oluyorum. Sen bana tarif et aşkım. Tamam. Hadi al D'yi, yavaştan çıkalım. Nerede? Hadi bas. Soldan. Sonra?
Dur daha bismillah bebeğim. Devam soldan. Araba geliyor. Bas konu, bebeğin konuyor. Tamam devam. İlk kornanda hayırlı olsun. Evet, böyle panik oldum mu kornaya basmayı unutuyorum. Onu da şey yapmam lazım. Alışkanlık edinmem lazım. Ne oldu? İnsanlar bazen benim yüzümden hani şey mi oluyor? Kızıyorlar mı? Bekletiyor muyum? Onlara ne? Bas hadi be, kaçırdık. Hızlı geçsin. Kasisten geç, yavaş. Ay, görmedim. Sonra nereden? Soldan, o arabaların gittiği gibi soldan gideceğiz. Ben kullanırken tereddüt ediyor musun? Hı hı. Okey tuşuna bas orada. Nasıl? Neden? Anahtar değiştirin yazıyor ya. Devam. Tamam. Nereden? Sağdan. Aynen bak. Sağdan. Hangi sağ? Sağ. Bir tane sağ. Kaç tane sağ olur aşkım? Orası da vardı ya. Yavaşla. Ben de basıyor gazı. Bekle, belki ben geçeceğim. Çarpışacağız belki. Ya öyle burnunu kadar sokuyorsun. Sonra ben gidip gitmeyeceğimi anlayamıyorum. Değil mi? Şimdi gittiğimiz club hakkında bilgiler de edindik. Ama video çekmek her yerde olduğu gibi burada da yasaktı. İyi olduktan sonra çekim yapmakta sıkıntı yokmuş. Ama biz orayı çok sevdik gerçekten. Yani bir spor salonuna yazılmak istesek kesinlikle ileride orayı düşünürüz. Spor salonu. Spor salonu da yaşam kulübü. Her şey var içinde yani. Kafe nero var içinde. Kapalı havuzu, açık havuzu, restorantı, masaj bölümü, basketbol sahası, boks bölümü, aletli pilates. Hamamız. Kendi ver adam anlasın seni sola gireceğini. Kontrol et, bazen yol vermeyebilir. Mecbur ona yol vermek zorunda da mesela bu seni geçecek belki. O yüzden yavaş yavaş burnunu sokmaya başla. Devam. Yavaş yavaş burnunu sok. O yol verecek sana. Veriyor mu? Vermiyor. Ha, verdi. Tamam. İşte bakmadan atlama. Baktım ama. Ama olmaz. Tamam. O baktım olmaz. Sen dedin ya vermediklerinde de dal. Dal da. Tamam şimdi beni kameralar karşısında da böyle tanıtma istiyorsan. Ben dal dedim de adam vermezse nasıl dalacaksın? İşte ben verdiğini nasıl anlayacağım? Mecbur ilerleyeceğim. Sürekli kontrol edeceksin. Dursana ben geçeceğim. Sürekli kontrol edeceksin sürekli. Gözün öne değil orada olacak. Adam veriyor mu vermiyor mu anlayacaksın. Yavaşlıyorsa veriyordur. Yavaşlamıyorsa vermiyordur. Şu yol verme muhabbeti geliyor beni. Ne yapayım şimdi? Yani sen de öyle kızma bir yandan. Kızmıyorum. Daha da stres alıyorum. Kızacak bir şey yok. Sadece atlama diyorum sana yola. Ay, otobüs mü giriyor? Biraz gaz verelim aşkım. Bravo. Solda kal sen bebeğim. Sol. Solda bebeğim. Tamam. Tamam. Sol tamam. Arkamda da otobüs var. Ne yapacağız ki bilmiyorum. İkinci kez mi böyle? Üçüncü kez trafiğe çıkıyorum sanırım. Evet. Şimdi ilk defa bu şeyi takıyoruz. Açıyı daha sonra ayarlayıp hep oradan takarız. Çünkü şu anda sen görünmüyorsun mesela. Tamam canım, önemli olan senin düşünmez. Otobüs de oha yani dibime kadar giriyor. Hı hı. Ben izin vermedim işte. Tamam verme, o zaman devam et. Bak o da inadına girdi. Tamam sağdan gir bebeğim. Ha, otobüs olduğu bebeğim. İçin. Sen onların arasındaki olaya mı dahil oluyorsun? Ben aslında o adama yol vermeliydim. Otobüsten kaçmaya çalışıyor, ben de ona yol vermedim. Tamam ver bebeği. Verdin mi? Verdim. Tamam. Gitsin. O da gitti. Tamam girsin bebeğim, bırak girsin. Yok, Allah aşkına tamam. Girsin. Tamam. Bas mı gazı sen? Tamam. Devam şimdi. Şimdi gaz ver. Şu an 216'nın trafiği, yani şu optimum atletin trafiği. Sola at kendini. Tamam. Beni de şu an insanlar oraya gittiğimi zannetsin. İleriden sola kaçayım. İleriden kaçamayacaksın işte. Tamam şu geçsin. Nasıl çünkü geçeceğim? Sol sinyal vereceksin, sola gaz vereceksin, geçeceksin. Diyecekler ki buna ehliyeti verene. Şu sola bir geçebilir miyiz? Tamam, tamam. Ama şu an hala daha sağa gidiyorsun. Tamam. Bekle, geçeceğim.
Çok yaklaştım bu araba. Şu an geçemezsin. Geçemem. Geçer miyim? Bebeğim ben nereden bileyim? Görmüyorum ki ben aynanı. Panik oldum. Bebeğim ne yapman lazım biliyor musun? Bana bir bakar mısın? Bakamam şu an. Sen bana niye bakamıyorsun şu an? Şu an burnunu oraya çıkartmazsan asla oraya geçemezsin. Ama insan... Ama o zaman arabanın hızını kontrol et, solundaki arabanın. Ne oldu arkada kim bilir? Ne? Ne oldu? Çok mu yanaştı? Hayır da yani beklemeden daldım. O zaman söylüyorsun. Yani uzak mesafe gördüm. Sen beni panik yaptırıyorsun. Ben seni... Gayet güzel sürüyorsun. Neyine panik oluyorsun anlamıyorum ki. Aşkım. İstanbul trafiği. Üçüncü kez çıkıyorum. Farkında mısın? Üçüncü kez değil. Daha fazla çıktım bebeğim. Daha fazla kullandım ama trafikte o kadar kullanmadım. Ehliyet denilen şey çok da hani... Evet. Yeterli değil dersler. Çünkü... Üniversite de aynı şekilde. Yani trafiğe çıkmadık hiçbir zaman. Çıkılmıyor. Belli bir eğitim güzergahı var. O yol zaten bomboş. Trafik denen bir şey yok. Bir tecrübe edinilmiyor yani. Üniversitede aynı şekilde. Üniversitede de sadece sana ders veriyordu ama hayatı hazırlamıyor seni. Evet. Aynı muhabbet. O yüzden yani aslında ehliyet aldıktan sonra asıl mesele. Evet. Mesela şey olsa trafiğe de hocayla birlikte derslerde çıksa zaten yandan kontrol edebiliyor. Onun da freni var. Şu alttan da tutabilirsin. Mesela böyle rahattır şöyle. Hocalarım izliyorsa ben sana böyle mi öğrettim? Ama her zaman öyle kullanamazsın ki kolun ağrır. Ama işte bu da bir kaza sebebi olabilir. Ani bir refleks yapabilmen için. Şu anda ani için... refleks yapacağın yol var mı sence? Hı. Şu an bu yolun neresinde ani refleks yapabilirsin bana bir anlat bakayım. Tamam bu yolda gerek yok. Ama hocam gene... 10 kilometreyle gidiyordu ama bir ani şey yapmışım var ya. 4 şerit birden geçtim hocam. Bu arada pasaportum yoktu benim. İşte önümüzdeki yıl bir gün herhangi bir zaman alırız diyorduk ama hani Aralık ayı bitmeden alalım pasaportumu ama İstanbul'daki bütün ilçeler %100 dolu. Hiçbir şekilde yer bulamadık. Biz de dedik hani ya farklı bir yere Düzce falan olmadı gideceğiz duruma göre. Ya da işte birkaç gün şey yapacağız. yer açılırsa falan bazen hani iptal oluyor gitmeyenler oluyor falan. Böyle birkaç gün denk getirirsek bakacağız. Eğer denk getiremezsek Ocak ayına kadar Düzce'ye bir yere gidip artık pasaportu halledeceğiz benim için. Batuhan'ım vardı zaten. Çünkü bizim önümüzdeki yıl için bir yurt dışı planlarımız var. Batuhan yurt dışında neredeydi? Amerika'da. Diğeri de Amsterdam'da. Konferanslar var. Konferanslara şimdi başvuru yaptık bakalım. Batuhan bir Amerika'da bir tanesi de Amsterdam'da konferans yani sunum yapacağız. O ikisinden birinde ikisi de olabilir hatta değil mi? Tabii. Oraya hani Batuhan'ın şeylerini bütün masraflarını o konferans karşılayacak ama Batuhan gitmişken hani tabii ki de ben de onunla birlikte gidebilirim. Bir de onun harici yazın da başka bir planımız var olabilir. Yine Amerika olabilir. Kardeşim gidecek bu yaz için büyük ihtimal. Biz de onunla birlikte belki gideriz diye düşündük. Bir de haftaya Sapanca'ya gideceğiz. Ama nereye gideceğimiz sürpriz olacak. Söylemeyeceğim burada. Ama Sapanca'daki o hani klasik bungalov evler değil. Farklı bir yer. Bir zamanda da gitmek istiyorduk ama... Bir zamanda biz buraya gidip görmüş müydük ya? Görmedik. O değil değil mi? Hayır, benziyor ama. Yeni yapılmış aynen. Çok farklı bir... Ötekinde havuz yoktu ki. Çok farklı bir atmosferi var. Kendine ait özel bir yer ama şimdi onu da bir sonraki videoda artık hani göstermiş olurum. Böyle kendine ait havuzu var. Sıcak havuz. Gece bile girebiliyorsun. Oraya sürpriz olarak Batuhan onun rezervasyonunu yapmış. Bana da işte mesaj geldi o işletmeden. Ben de o şekilde öğrenmiş oldum. Haftaya hafta sonu işte Sapanca'ya gideceğiz. Onun için sabırsızlanıyorum gerçekten. Çok merak ediyorum. Evet ben de merak ediyorum. Ama fotoğraflarda o kadar güzel görünüyor ki. 4-5 tane var zaten bu arada. 4 tane falan var. O konseptli olan. Evet. Allah Allah. Aynen çok ben yok. Sadece orası zannediyordum. İşte. Ha bizim gideceğimiz işletmede sadece 4 tane var. 4 tane var aynen. 1, 2, 3, 4. O zaman
o fiyat uygun. 4 tane ise değil mi? Sıcak havuz. Hayır, evi çok büyük. Evet. Evin içinde şömine mömine falan filan var. Ama öyle şey değil yani. Her yer cam. Evet, çok güzel. Her yer cam. Böyle perdeyle kapatıyorsun. Bu akşam da yılbaşı ağacımızı kuracağız. Artık kuracağız yani. Kaç haftadır kuramadık. Şimdi yok. O ağacı açtıktan sonra o ağaç böyle büzüşük mü olacak? Evet. Dallarını biz mi açıyoruz böyle tek tek? Yani o böyle sap gibi bir şey çıkacak. Sen onu ne kadar düzgün açabilirsen o kadar ağaç büyük görünür. Yani onu açabilmek de marifet. Kapat şimdi. Önünüze geçtim. Evet. Şuradan giriyorum. Giremiyorum. Sen bu kibarlıkla hiçbir şey yapamazsın aşkım. Aşkım ne olacak? Şimdi bir dakika, giriyorum ben şu anda. Şu anda önünüze geçeceğim. Şuraya kadar mı? Evet, bir merak etme, şu an yoldasın zaten. Zaten onlar da sana girmeyecek mi? Ben onun arkasından takılayım. Evet, geçtin herkesi zaten. Ah, onlar beklesin sırada. Tamam, sakin ol. Girme, girme. Sen yolunda dur. Bu sefer daha da giremeyeceğim ama. Hayır, giriyor yol kendiliğinden. Ha. Nasıl gaza basıyor? Ben hadi beni acemi olarak fark ettin orada. Gaza basıp önüme geçtin. Ben acemiyim, sana da vurabilirim. Ben geçebilirdim. Onu da düşünmüyorlar. Değil mi? Hı hı. Yeter ki geçme, onun için önemli olan o. İnsanlarda öyle bir şey var. Asla yol vermemeliyim. Evet. Girdik yani. Girdik. Çok şükür. Ben buradan da girermişim. Girermişsin. Niye bu kadar strese soktun? Küfürü yerden işte. Ha. He, problem değil diyorsan benim için. Doğru. Bazen beni tedirgin ediyorsun. Hayır, bazen çok cesursun, bazen çok korkak. Yani arası yok. Az kaldı, geldik. Yola kırmayayım. Yani. Evet. Olamam, ondan çarp. Yol ver istiyorsun insanlara. Evet, yaya geçidi. Aynen, geçin. Sizin hakkınız. Hı. Devam, bas. Herkes geçti. Şu an gidiyoruz. Sağdan. Sağdan. Gel. Aferin lan sana. Vay be. Etkilenmedim desem yalan olur. Aferin sana. Tamam, girdin işte. Aşağı düz olduk ya. Evet. Dikkat et, çok yanaştın. Tamam, devam. Var yaz birazcık. Aynen. Dikkat et. Tamam. Evet. Da kendini çok zorla soktun. Evet, çok şey yanaştı. Sen birazcık şöyle yap. Gir, git. Nereye sağa git, geri. Ha, tamam. Biraz daha. Kırmızı onun ucuna gelecek. İyi de o araba çok önde kaldı. Tamam. Ne yapmam lazım seni ikna etmen için? Arabayı durdurmak için şu an. Park tamam. Ya başardım. Tam benim sevdiğim bir tarz. Kısa. Tepko. Kamerayla. Şimdi böyle bir üst giydim. Bu daha da kısa ama yüksek. Şöyle pantolona falan buraya kadar. Güzel olur. Böyle bir elbise denedim. Aralarında en beğendiğim. Batuhan buldu der misin? Evet, bu Batuhan buldu. Aralarında en beğendiğim bu oldu ama. O kadar şık ki. Arkasını göstereyim. Çok güzel. Ya bunun fiyatı 400 TL'ymiş. Evet, şimdi eve geldik. Saat 10. Şimdi ağacımızı artık kurmaya başlayacağız. Şimdi süsleri falan getirelim. Şimdi sizinle de birlikte kurmuş olacağız. Tam şuraya kuracağız ağacımızı. Nasıl açılıyor? Nasıl yapıyor? Böyle. Ondan sonra bunlar da ayrılıyor şöyle. Ne kadar çok iyi açabilirsek o kadar dolu, güzel görünür.
Sen ser, ben şeyi tutayım abi. Tamam. Ebi, al bakalım. Zaten şunlar kapatacak şu demirleri. İyi misiniz? Ama güzelleri görünmez mi? Orası da ayrı. Arkalara koymayız hatta çok. Ben bu seriye başlayayım. İşte, Muzo'dakiler var. Ama aynı yere yapma, aralarına da gri yapayım. Havaları almışsın sen he. Hatta şey yapıyordu ya, Mudo büküyordu ucunu biraz. Düşmemesi. Bunlara yap. Bunlar düşte bir şey olmaz. Bunları yapacağım. Boş bir alan var mı? Yok, şu an gayet yok. Şu üçlü beyaz aldığın nerede? Diğer kırmızı da bu ikisinin arasında renk vermek için kullanıyoruz.
arkadaş ya bu kenara. Hmm, bak şimdi oldu. Şöyle yapsak daha güzel olacak. Ya çok güzel. Evet, çok güzel oldular. Yaptım. Ya, ay pardon, yaptık. Ya kendime bir ağaç yaptım. Deminden beri uğraşıyorum ya. Gerçekten çok iyiyim, kendime yaptım. Ve en eğlenceli kısım. Televizyona dikkat edin. Şuna bak. Çok güzel olmadı mı ya? Tam burası için ayrılmış bir köşe gibi. Aşkım ya, bunda kararsızım. Sıkma bence. Ama olmaz. Bak biraz sıkayım. Bu hissini kar mı yapıyorsun sen? Niye kullanıyorsun tabancayı? Ya çünkü çok sıkınca da süsleri kapatıyor gibi. Daha güzel oldu. Aslında bir yarışma yapacaksın, ağaç süsleme yarışması. Instagram'a süredin ağaçta da etsin, herkes oy verecek. Yere de sık biraz onların üstüne. Sevdim bu işi. Tamam yeter. Çok dayıların oraya sil biraz. Dayıların. Aç olaydı. Tamam. Dayıların sil biraz. Şurada mı? Evet, yukarıdan. Yukarıdan. Aynen. Hediyelerin üstüne falan sil biraz. Evet, çok güzel. Süsleyelim. Dayıların önüne koyun. Dayıların önüne koy. Hayır, masamızda süs olursun. Yeterli değil mi? Birazdan. Ay çok güzel ya. Ama masamıza. Daha güzel oldu. Tamam. Kalanını da cama yapacağım. Şurayı bir sileyim. Şimdi ağacımızı yakından gösteriyoruz. Bitirdik. Ama çok beğendim ya. Özellikle şu siyah halıyı çok iyi düşünmüşüm. Şuradan başlayalım. Şöyle altına hediyeler koyduk. Daha sonra içlerini dolduracağız. Böyle küçük küçük hediyeler koyacağız. Misafirlerimiz geldi mi böyle numaralandıracağız. Böyle herkes bir numara çekecek. Bir tane kavanoza o şekilde hani hediyesini almış olacak. Ama daha sonra kutularımızı, poşetlerimizi istiyoruz. Geri koyacağız. Burada böyle buralara da kar spreyle sıktık. Buralara şunun içinden çıkan şeyleri, çikolataları serpiştirdik. Şu zaten şu ikisi. Çok güzel. Gold ve gri oldu ağacımız. Böyle yakından. Şunları Mudo'dan aldık. Almıştık. İyi ki de bu küçük süsleri önce üzülmüştüm açarken ama iyi ki de bunlar küçük gelmiş. Çünkü şu üstlere falan küçük süsler daha iyi oldu. Böyle aralara, boşluklara küçük süsleri koymam daha güzel oldu. Güzel yaptık bence. Evet.
çok güzel. Kız yakından daha da güzelleşti ha. Değil mi? Bence barada da biraz daha karşıyı sıkabilirsin. Değil mi? Yeterli. Abartı olunca da şey. Evet, çok güzel olmuş. Hepsi benim seçimim, benim tercihim. Birazcık ben de bir şey katmışımdır. Bakmaya doyamıyorum. Evet, güzel.